Merhaba arkadaşlar, Vehibe'nin Renkli Bitkiler kanalıma hoş geldiniz. Bugün size yapraktan üretmeye çalıştıklarımı göstermeye çalışacağım. Ama maalesef kediler eşeleyip duruyor. Alt katta koymuş olduğum için balkonun bir kenarına koydum. Böyle. Çok bereketliler. Maşallah her biri. Şuraya bakın. Kök vermeden yavru veriyorlar. İnşallah bazıları kristal olur. Böyle. Bu lola yaprağı. Üç tane yavrusu var. Her birinin üçer üçer yavrusu var. Dörder. Değişik türlerden ekmeye çalıştım. Renkli yapraklar da var, düz yapraklar da var. Şuna bakın. Ne kadar güzel. Bir sürü yavrusu var. Fazla sulayınca kediler eşelemiyor. Toprağı kuruyunca muhakkak eşeliyorlar. Minik minik şeyler. Yabani otları da toplamaya çalışıyorum aralarında. İki tane kasa ekmişim buraya. Şöyle. Bazıları havada kalmış kökleri. Gömmeye çalışalım bari. Bunlar da öyle. Of. Neyse, başka zaman düzeltirim. Bu kasa doluydu burası. Ama hepsini kediler eşelemiş. Yaprakları ne yapmışlar bilmiyorum. Dipte mi kalmış, gömülmüş mü bilemedim. Şöyle minik minik daha çıkıyorlar. Havalar ısınınca hepsi ortaya çıkacak. Bu çok güzel. Freddy. Bu Freddy. Bu inşallah kristal çıkar. Kristal çıkarsa çok güzel bir form alıyor. Bu da sanırım kristal. Bu da kristal olması lazım. Hepsi çok güzel. Şöyle yakından göstermeye çalışayım. Bu da Freddy'nin renklisi. Tek tek göstermek istiyorum. Daha önce hiç ekmemiştim. Bunlar acemilik günlerimden kalma. Bu da şöyle yaprakların arasında saklanmış. Bu da minik. Çok yaprağı da öyle. Yaprağı çok minik. Bunun türü böyle. Genelde lolalar çok güzel yavru veriyor. Şöyle.
Şimdi de tamamını göstereyim. Şişe yaptım arkadaşlar. Bu şişeyi böyle kapağını sıcak bıçakla kestim. Sıcak bıçakla deldim. Su verelim bari. Gelmişken. Sulayınca kediler eşelemiyor. Yaprağı kuruyunca eşeliyorlar. Bıçağı ısıttım. Kapağı deldim. Böyle daha pratik oluyor. Yerinden oynamıyor en azından. Acemilik işte, parmağım bazen kameranın önüne denk geliyor. Tekrar tekrar sulayalım. İyice doysun toprakları. Bizim burası sıcak olduğu için pek etkilemez. Çürütmez yani yaprakları. Suya ihtiyaçları oluyor sürekli. Bunları da böyle tabakta dizdim. Çok şirin oldular. Şöyle. Tane tane dizdim. Bazıları 2-3 yavru vermiş burada. Bazıları da tek. Şimdi ötekilerini de gösterelim. Bunları sonbaharda yatırmıştım. Bayağı da uzun sürdü. Şuraya bakın. Kocaman kocaman. Bir sürü yavrusu var. Kök diye bir şey yok. Daha sonra kök verecek. Öbür kasayı da görelim. Bugün bunların arasına pembe aşkın gözyaşı yaprağı yatırdım. Pembe aşkın gözyaşı yaprağı böyle keserek üretim yapmak daha kolay. Bu yeşil gibi olmuyor. Yeşil aşkın gözyaşı gibi olmuyor. Yeşil aşkın gözyaşı tanesi düştü mü kesinlikle tutar, ama bunda böyle bir durum yok. Böyle bir sürü yaprak yatırdım. Bunların arasına, bunların hepsi yavru verecek. Böyle. İsimlerini bilmiyorum. Keşke isim bilsem de hepsini tek tek tanıtsam size. İsimleri aklımda tutamıyorum. Böyle tek tek göstermeye çalışacağım. Burada da bir yaprak yatırdım. Şurada. Bir sürü yaprak yatırdım. Şunların rengine bakar mısınız? Rengarenk. Bunlar baharda bayağı büyüyecek. Yavaş yavaş uyanmaya başladılar çünkü. Şöyle. Hepsini böyle kasalara koydum. Köpük kasalar daha sıcak tutuyor. Yazında serin. Bunları da geçen sene sonbaharda koymuştum. Yatırmıştım yaprakları. Dondurma kabına. Ancak bu boya gelebildiler. Yani sukulent üretip satmak çok çok zahmetli.
ve meşakkatli bir yol. Böyle koyalım bunu. Şöyle genel bir görüntü yapalım. Evet arkadaşlar, izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Bol yorum ve beğeni atmayı unutmayın lütfen. Görüşürüz. Hoşça kalın.